Selamlar sevgili Kanal Hayat dostları. Pastör arkadaşım Ahmet Güvener'le birlikte yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Daha önceki programlarımızda gördüğünüz gibi sokağın sesini alarak, sokağın görüşlerini alarak bunları sizin önünüzde tartışıyoruz. Fikirlerimizi, görüşlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Bugün de öyle yapacağız. Bugünkü konumuz acaba Hristiyanlar ve diğer gruplar kendilerini özgür bir şekilde ifade edebiliyorlar mı? Acaba onların kendilerini ifade ettiklerini görebiliyor musunuz? Şimdi sokağın sesini duyalım, bakalım halkımız ne düşünüyor. Ondan sonra Ahmet kardeşimle birlikte bu konuyu sizlerle tartışacağız. Bence yeterince ifade edemiyorlar. Hani ifade eden de var, edemeyen de var ama edemeyenler bence çoğunluk kesim. Çünkü dışlanabiliyorlar bu konuda. Hani nasıl diyeyim? Kendini dışlayamıyorsan bile çocuğunu dışlayabiliyorsun. Yani ne yazık ki böyle bir şey var yani. Elbette kendini ifade edemiyordur. Yani çıkıp şu sokakta ben ateistim ya da ne bileyim ben Hristiyan falan dediğinde insanlar özü görmüş gibi oluyorlar yani. Şimdi şöyle bir şey, ben 18 sene yurt dışında kaldım, 18-19 sene. Ben burada bir sıkıntılar göremiyorum. Yurt dışında bizde hor görüyorlardı, biz yabancı olduğumuz için, Türk olduğumuz için, Müslüman olduğumuz için hor görüyorlardı. Ha, bizi kabul edenler yok muydu? Tabii ki vardı. Yani sokak kişiler mesela diyebilir mi, hippiler buna benzer mesela. Sokak çocukları, biz yabancıları istemiyorlardı. Tabii ki sıkıntılarımız vardı. Orada olduğu gibi burada da vardır. Burada vardır ama Avrupa'ya göre burası iyi. İyi görüyorum. Ülkemi bu husustan çok iyi görüyorum. Yani edebiliyorlarsa çok az. Yani çünkü biz insanız. Tamam, bizim zihniyetimize ne vardır? Zihniyetimizdeki bugün şeyler... Bugün nedir? İşte biz İslam'ız. Herkes İslamcı olacak. Ne bileyim bir Hristiyan'ı gördüğümüz zaman neredeyse dışlayacak düzeydeyiz. Açıkçası biz bu toplumda bunu görüyoruz. Ondan sonra yani ne bileyim bu olmaması lazım. Yani yapılmıyor zaten. Bir çalışma yok bunun için. Çalışma olmadığı için bizim insanlar da çok çabuk çarşılanabiliyorlar. Sisteme karşı olanlar bence hiçbir zaman için yani şu anki bulunduğumuz sistem içerisinde kendini ifade edemiyor yani. İfade edemiyorlar. İfade edenler de kısmen yani olayın aslına vurgu yapmadan kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar. O da tabii yetersiz oluyor. Evet Ahmet abi, duyduk gerçekten. Yani her seferinde belki tekrar ediyoruz kendimizi ama halkımızın bu kadar naif, saf olması bir anlamda sevindiriyor. Yani onları gördüğümüz zaman diyoruz, sen gerçekten böyle mi düşünüyorsun, gerçekten böyle mi görüyorsun diyoruz. Çünkü pratikte her zaman öyle olmuyor. Evet. İnsanlarımız kendilerini ifade edemiyorlar onların düşündüğü gibi. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Sence bizler ve diğer bütün gruplar, küçük gruplar kendilerini ifade edebiliyorlar mı toplumda özgür bir şekilde? Şimdi eskiye nazaran gerçekten çok iyi ilerlemeler var. Mesela eskiden bizim bir tane Süryani amcamız var, Yuhanna amca. Kesinlikle düşün, tabii bundan 40-50 yıl önce, şu anda 78-79 yaşında, askerlik demek 20, kaç yaş, yıl önce? 50 yıl önce. Yani. 50 yıl önce adam düşün, böyle gün albayı, 60'larda yani. Evet. Çağırıyor, diyor ki sen çavuşun dediği gibi sen Hristiyanmışsın, Müslüman olacaksın. Müslüman olmazsan seni teslim edeceğim. Ondan sonra sana ne yaparlarsa yapsınlar diyor. Şimdi ondan sonra çavuş götürüyor diyor. Nasıl vurdu diyor şeye vurma, evet. Ama diyor ki hamdolsun ki şeye burada kemeri şey var ya. Evet, kemer var. Bir de bir şarjörlük var. Ona şey oldu. Yani o kadar işkence, sürüklemeler. Şimdi o yok. O yok. Ama gerçekten iyileşme vardır. Yani ama halk da biliyor ki kendilerini ifade edemiyorlar. Yani bu kendini ifade etme değil sadece. Mesela bunu ille de kendini ifade etme derken hani
ile de bunu o gitti Yusuf dedin galiba adına değil mi? Yuhanna. Yuhanna amca gitti, evet. Kendisini söyledi de işte ben buyum, ben şöyleyim, ben buna inanıyorum. Bakın böyle yapmam lazım. Bu benim kimliğim dediği için olmadı. Bu bir yerlerde bir kağıtların üzerinde büyük ihtimalle kendi gördüler. Ismi var. Kendi yani ismi Yuhanna, var Yuhanna. Evet. Ve işte bunu gördüler. O evet. Adam kendisini ifade ismini bile ifade etme özgürlüğüne tabii. Sahip değildi, değildi o zaman yani. Şimdi dediğin öyle gibi. Öyle değil miydi yani? Evet. İnsanlar kendi dilleriyle konuşamazlardı. Kendi isimlerini kullanamazlardı, veremezlerdi. Evet. Soyadlarını değiştiren insanlar işte bu soyadı işte Ermeni soyadı. Ermeni olduğu anlaşılıyor, Rum olduğu anlaşılıyor, yabancı olduğu, yabancı diyorum bak ben de, gayrimüslim olduğu anlaşılıyor. O yüzden bunu değiştirelim, şöyle yapalım deyip yani bunu yapanlar olmadı mı bu çok, zamana kadar? Şimdi, tarih boyunca çok oldu. Bizim yaşadığım köy, Alevi köyü. Ben de önceden Aleviydim. Şimdi bir tane Hatice, bizim nenemiz var, vefat etti tabii. Kendi torununa İsmi Muharrem. Biz Muharrem olarak biliyorduk ama ne zaman peki Muharrem olduğunu şey yapmadık, öğrenmedik. Öğrendik farklı ki olduğunu. Farklı olduğunu. Okula gittiğinde Mehmet, öğretmeni Mehmet çağırmaya başladı. Şimdi biz dedik ya senin ismin Muharrem'dir. Yok diyor, benim kimliğimde benim ismim Mehmet'tir. Şimdi Hatice Nene'ye sorduk, niye bunu böyle şey yaptın? Diyor Alevi olduğunu işte bilirlerse onu öldürürler bak. Aslında yüreğindeki isim Muharrem'dir. Ama Muharrem genelde işte Mehmet Ali veya işte farklı Hüseyin, Hasan Hüseyin, bunlar Alevi ismi ya. Hı. Ama bunların yüreklerinde veya ağızlarında çağırdığı isim bu. Ama işte halkın veya o devletin bilmesi gereken isim ise farklı. Onun için bu gerçekten bu ülkenin aşması gereken bir şeydir. Yani sadece tabii ki şimdi onlar o şekilde yaşıyor. Mesela bizim çocuklarımız, benim hı hı. en küçük çocuğumun ismi Rebeka. Evet. Ondan sonra bir büyüğü Ester. Ondan sonra bir büyüğü Sara. Şimdi bunlar isimleriyle zaten biliniyorlar farklı oldukları. Evet. O zaman bunlar acı çekiyorlar. İşte şey yapıyor, sen gavur musun veyahut işte sen işte Hristiyan mısın diye söylüyor. Ama acayip bir ön yargı vardır. Yani şimdi kendini ifade etme olayı çok geride kalıyor. Dediğim gibi çok ilerlediğimiz, çok aştığımız şeyler vardır. Ama yine de seyircilerin sokağın nabzını aldığımızda da onlar da zaten söylüyorlar. Kendilerini ifade edemiyorlar. Yani işte eskiden Alevilerin atıyorum kendilerini ifade etmemeleri için bir sürü şeyler söylüyorlar. Son dönemlerde işte bu televizyon kanalları çıktı, Aleviler dernekler kurdu, işte vakıflar, konfederasyonlar kuruldu. Ondan sonra yavaş yavaş Aleviler kendilerini şey yaptılar. Yıllardır bastırıldılar, aşağılandılar. Hep yollarına küfür yazıları yazıldı. Bunlar bu şekilde sindirildiler. Mesela biz büyürken Kürt olduğumuzu söylenerek büyüdük evin içerisinde. Annem babam Kürtçe konuşurlardı. Aile büyükleri Kürtçe konuşurlardı ama sokakta asla tembihlerlerdi. Lütfen ne olur Kürtçe konuşmayın dışarıda. Neden? İşte bilirlerse işte zorlanır. Okulda bilirlerse öğretmenler sorun çıkartır. Sokakta bilinirse ama gerçekten de öyleydi. Çok sadece onlardan değil herhalde, benim de yaramazlığım var bunun içinde mutlaka, ama çok dayak yediğimizi, kavga ettiğimizi biliyorum. Sadece yani Kürt olduğumuz için ya da böyle söylendiği için biz bunun anlamını bilmiyoruz o zamanlar. Yani Kürt ne demek? Sadece Kürtçe konuşmak demek mi? Farklı bir dil biliyor olmak mı? O yaşta 7-8-9 yaşındaki bir çocuğun mantığıyla. Yani bir şey bilmek sadece bu kadar farklılıktan dolayı mı bu çektiğimiz sıkıntılar, bu kadar acı, kendimizi bu kadar saklamamız, kendimizi bu kadar germemiz, bu kadar rekabet ve çatışmanın sebebi sadece bu kadar az bir farklılık mı? Ama bunun yanı sıra bir sürü ortak noktamız var. Yani aynı şeydeyiz, aynı birbirimize benziyoruz, aynı şeyleri yiyoruz, aynı şeylerden keyif alıyoruz, aynı şeyleri izliyoruz, aynı toprakların insanıyız, aynı şeyden yiyoruz, içiyoruz. Yani aynı havayı soluyoruz, ikimiz de insanız. Bu kadar çok ortak nokta varken insanların arasında bir şu noktada işte inancı noktasında biraz farklılık varsa,
ya da etnik dil noktasında biraz farklılık varsa ve ne bileyim başka bir şeyde biraz farklılık varsa, bu insanların birbirlerine bu kadar düşmanca davranmalarına gerekçe olamaz diye düşünüyorduk o zaman, çocuk kalbiyle böyle düşünüyorduk. Ama şimdi geriye dönüp baktığımızda da gerçekten öyle. Yani bizi birleştiren, bizi aynılaştıran o kadar çok şey var ki bu halklarla, bu topraklardaki insanlarla. O kadar çok aynılaştıran şey var ki. O zaman bu öteleştirme, yani bu reddetme, bu insanların kendilerini ifade etmelerini, farklılıklarına biraz da olsa vurgu yaparak, biz aynıyız ama şu noktada da farklıyız, bizi farklı kılan da budur demeye niye bu kadar karşıyız? Gerçekten büyük bir soru işareti. Aslında bu insanlarla, yani bütün insanların etnik kimlikleriyle, inançlarıyla kendilerini ifade etmesi bizi her yerde nurlandırır, bereketler. Şimdi Cumhurbaşkanı veyahut Başbakan gittiğinde ne diyor? Bizim ülkemizde hukuk var, eşitlik vardır. Şimdi bakın, sen neyle bunu savunuyorsun? Bütün etnik kimlikler ve inançlarla. Şimdi sen bunların kendilerini ifade ettiği bir ülkenin başbakanı veya cumhurbaşkanı veya bakanıysan. Bu bir kazanç. Bu bir kazançtır ve sen gittiğinde seni aydınlatan, senin aynan da bu oluyor. Ama bu insanlar bağırıyor, isyan ediyor. İsyan ediyorlar, kendimizi ifade edemiyoruz diyorlar. Sen orada o zaman inandırıcılığını kaybediyorsun. Yani senin aynan, senin bereketin, senin arkandaki güç ve seni haklı kılan o seslerin pozitif bir şekilde çıkmasından kaynaklanıyor. Yani bir insanın bir sürü, mesela bizim kilisenin bahçesinde bir sürü şey var, çeşitli renklerde güller var. Ben kırmızı rengi, tam kırmızı rengi çok seviyorum. Ama tek kırmızı olsa hiçbir zaman bir zevki yoktur. Onun içerisinde sarısı vardır, beyazı vardır. İşte her türlü gül o zaman o kırmızının da çok daha güzel bir renk olduğunu, beyazın da çok daha güzel bir renk olduğunu şey, Allah öyle yaratmıştır. O zaman bakın, Allah cenneti tasvir ederken ve ondan gurur duyarken şu kelimeleri söylüyor. Bak, cenneti tasvir ediyor. Nasıl? Cennette demiyor, bu etnik kimlikten, bu mezhepten, bu inançtan insanların olduğu, haklı olarak ben bunları seçtim demiyor. Ne diyor? Diyor ki, bundan sonra gördüm ki her ulustan, her oymaktan, her halktan, her dilden oluşan, kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık tahtın ve kuzunun önünde duruyordu. Hepsi de birer beyaz kaftan giymiş, ellerinde hurma dalları vardı. Yüksek sesle bağırıyorlardı, kurtarış tahtta oturan Tanrımıza ve kuzuya özgüdür diyor. Bak, hiç kimsenin sayamayacağı kadar bir etnik kimlik, karışıklık. Yani şey anlamda, kaos anlamında değil. Hayır, farklılıklarından Tanrı zevk alıyor. Neden? O şekilde yaratmıştır. Evet. O zaman bizim ülkemizde de o farklılıklar vardır. O farklılıkların bazıları isyanda, bazıları ise seviniyorsa, bazıları hüzünlü, bazıları sevinçliyse, sen hiçbir zaman bir ülke olarak bir başkasına aynı olamazsın, bir bereket olamazsın. Onun için bu halkların kendilerini ifade etmeleri lazım. Bir Hristiyanın... İstersen burada duralım, ara verelim. Aradan sonra tekrar konuşmaya devam ederiz. Çünkü evet, önemli bir konudayız gerçekten. Evet sevgili dostlarımız, şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra sizlerle birlikteyiz tekrar. Tekrar birlikteyiz sevgili Kanal Hayat dostları. Programımıza Hristiyanlar veya diğer bütün gruplar kendilerini rahatça ifade edebiliyorlar mı sorusunu halkımıza sorduk. Ve onun cevabını izlediğimiz video ile başlamıştık. Ondan sonra bizler pastör arkadaşım Ahmet Güvener'le birlikte bu sorunun cevabını kendi aramızda tartışıyoruz ve sizleri de dahil ediyoruz. Umarım keyifli bir zaman oluyordur sizler için de. Evet Ahmet abi, görünen şey, cevabı bizler için bu soru sana ve bana sorulsa, özgürce kendinizi ifade edebiliyor musunuz desek, edemiyoruz deriz. O yani açıkta olan. Evet, kendimizi ifade etmek derken ne anlıyorum ben? Kendimi ifade etmek derken mesela diyelim ki ben bir insan olarak kimim, kimliğimle
yaşantımla, tarzımla, iç dünyamla, düşüncelerimle başkalarına zarar vermeden, başkalarını aşağılamadan, kötülemeden kendimi yaşamam demek. Ve yani şeffaf olmam ve bu şeffaflığımın kimseyi rahatsız etmemesi ya da kimse birilerini rahatsız etse bile o rahatsızlığın bana zarar verecek boyuta gelmemesi anlamına geliyor bu. Şimdi ben kendime baktığım zaman, sen de birbirimize baktığımız zaman ne görüyoruz biz? Bizler için en önemli unsurlardan bir tanesi, belki öyle düşünmezdik geçmişte. Ama şimdi İsa Mesih ile tanıştıktan sonra ve onun dostu olduğumuzu, bizim onun bizim dostu, bizim onun dostu olduğumuzu kavradıktan ve anladıktan sonra, onun tarafından sevildiğimizi ve onun yolundan gittiğimizi bildikten, karar verdikten ve anladıktan sonra bizim için en önemli kimlik unsurlarından bir tanesi Tanrı'nın önünde Mesih'in izleyicisi olmamız bizim için çok önemli bir kimlik. Bu basit bir şey değil. Sadece nüfus cüzdanının üzerinde bir din hanesi kısmında yazan Hristiyan kelimesi anlamına gelmiyor bizim için. Bunun çok daha ötesinde bir şey. Sadece bir kişinin kimliğini sadece nüfus cüzdanı olarak değerlendiremeyiz. Orada var olan işte ana adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi vesaire vesaire, kayıtlı olduğu yer, memleketi, bunlarla bir insanın kimliğini ölçmüyoruz. Bu daha önemli şeyler, daha derin şeyler var. Bunlar bir ipucu ama daha derin şeyler var. Ben baktığım zaman ben bir Hristiyan olarak, İsa Mesih'in izleyicisi olarak her şeyden önce konuşabilmeyi ve kendimi ifade edebilmeyi istiyorum. Diyorum ki, diyebilmek istiyorum ki, ben Mesih'i izliyorum. Mesih'in benden isteği budur. Benden beklentileri budur. Ben de hayatımı buna göre yaşamak istiyorum. Çocuklarımı böyle yetiştirmek istiyorum. Toplumda böyle kabul edilmek istiyorum, onaylanmak istiyorum. Ve ondan sonra bu emirleri de, onun bana söylediği bu şeyleri de yerine getirmek istiyorum diyorum. Ama bunu yaptığım zaman bir noktaya kadar bunu yapabiliyorum hamdolsun şimdi. Az önce Yuhanna amcanın deneyim ettiği o yıllar önce 60'lı yıllarda 50'li yıllarda yaşadığı o durumun içerisinde değiliz. Evet. En azından bildiğimiz kadarıyla değiliz. Ama Yuhanna amcanın yaşadıklarını yaşayan insanlar da yok değil. Bugün bile var. Tabii ki var. Ülkemizde de var. Dünyanın çeşitli yerlerinde de böyle insanlar var. Bunun olmasını istemiyoruz. Bunun ne bizler için olmasını istiyoruz, ne de ülkemizdeki başka bir grup olmasını istemiyoruz. Bunu ne Hristiyanlar için böyle olmasını istiyoruz, ne de başka bir ülkede yaşayan bir Müslüman için öyle olmasını istiyoruz. Herkes istiyoruz ki nerede olursa olsun kendini ifade etsin kimliğiyle, kendi inancının gerekleri neyse onu yerine getirebilsin, kendi kimliğinin gerekleri neyse onu yaşayabilsin ve insanlar da ona baktığında onu aşağılayan, kötüleyen, suçlayan ve ondan sonra ona yaşam hakkı tanımayan bir tutumun içerisinde olmamasını istiyoruz. Böyle bir tutumla da karşılaşırsak devletin, yasa koyucuların ve uygulayıcıların o yasayı, o hakları, bana verilmiş o yasayı, benim için çalışan o hakları benim lehime kullanmasını bekliyoruz. Evet. Yani değil mi? Kesinlikle. Şimdi bakın, bir insanın yapmış olduğu da kendi geçmişidir, silemiyor. Ya lanet ya bereket. Bir ülkenin de yapmış olduğu silinemiyor. Ya lanet ya bereket. Ben geçen sene, yok evvelki sene İsrail'e gittim. İsrail'de soykırım müzesi var. Herkes biliyor. Beni gururlandıran bir şey oldu. Orada yazıyor. Almanya'da bu kadar soykırım oldu. Polonya'da bu kadar. İtalya'da bu kadar. Türkiye'de 0-0-0 yazıyor. Bak, Türkiye o zaman Yahudilere sahip çıktı. Bak, bu da tarihinde yazıyor. Bu da tarihinde yazıyor. Yani bir insan ne yaparsa geleceğini etkiliyor. O zaman tabii ki o zaman bu güzellik beni nasıl gururlandırdıysa, bugün biz istiyoruz ki ülkemiz bundan 100 yıl sonra kendi halkıyla bütün etnik kimlikler, bütün inançlar barışık bir şekilde, harika bir şekilde yaşasın ki 100 yıl sonra bizim torunlarımızın torunları bizim ülkemizle gurur duysunlar. Eskiden böyleydi ama şimdi harika bir şekilde bu böyledir diyen bir
savunmayla, bir gururla, bir onurla ülkesi gerçekten onun önünde böyle şaheser dursun. Bizim arzumuz budur. Onun için bugün çocukların kimliğinden dolayı biz acı çekiyoruz. Yani düşün, kendi çocuklarımız şu anda, benim çocuğum bir tanesi ortaokul 1'e gidiyor. Bir tanesi ortaokul 2'ye gidiyor, bir tanesi lise 2'ye gidiyor. Öbürleri üniversiteye gidiyor. Şimdi üniversiteye gidenler daha olgundur. Daha bunları aştı. Ama benim çocuğum isminden dolayı aşağılanıyor. Ben acı çekiyorum. Rebecca. Şimdi bilinçsiz bir toplumdayız. Bakın, Hazreti İbrahim'e bir laf söyleyin, sizi linç ederler. Ama Hazreti İbrahim'in gelinin ismi Rebecca'dır. Bakın, İshak'ın eşi. Bilinçsiz bir toplum. Rebecca, eğer sen Hazreti İbrahim'i seviyorsan, evet, beni seversin. Rebecca idesi. Ama nedir? Ataları Rebecca ismini bırakmamıştır ve Rebecca gavur ismi olmuştur. Şimdi Rahel, sen Hazreti Yakub'u seviyorsun, Hazreti Yusuf'u seviyorsun. Hazreti Yusuf'un annesinin ismi nedir? Rahel. Rahel'dir. Yani senin ataların o ismi bırakmadığı için Ester. Sen o isme Ester. Bir Hazreti İbrahim'in kavmini kurtaran bir kadındır. Sen onu da sevmen Sera. Lazım. Sera Hazreti İbrahim'in eşidir. İşte demek senin toplum bunları bilmiyor. Onun için bilmediği için ismi bırakmadı ataları. Onun için bunlar Hristiyan ismi. Lanetli isim olarak anılıyor. Halbuki bunlar bereketli peygamberlerin çocuklarının ismidir. Onun için siz kültürünüze, kendi inancınıza yabancı olursanız, o zaman etraftaki inançları da siz aynı şekilde yabancı, ucube veyahut aşırı uçta görürsünüz. O yönden halkın bilinçlenmesi lazım. Bu isimler senin peygamberlerin karısı veya o çocuklarının karısıdır diye sen saygı duyman da yersizdir. Belki farklı, tabii farklı inançların içerisinde farklı isimler olabilir. İnsanların mesela bir yerde televizyonda duyduğu bir isim olabilir, bir kitap okurken rastladığı bir isim olabilir, gönlüne geçtiği, yüreğine doğduğu, benim çocuğum olursa bir gün çocuğumun adını bunu koyacağım demiş tabii olabilir. Onun için şimdi o zaman biz kendimizi doğru bir şekilde ifade edebiliyor muyuz? Doğru bir şekilde ifade ediyoruz. Doğru bir şekilde algılanıyor muyuz? Hayır, algılanmıyoruz. Yani biz hiçbir mercide gerçekten biz düşün, Rebecca dediğinde acaba birden döndüğümüzde o zaman bu bizim algımızdan kaynaklanan bir şeydir. Algımız yanlış olduğu için ya bu ne isim veyahut farklı acaba yabancı mıdır? Hayır, yabancı değildir. Sen bence vahiy bölümünden, o vahiy kitapçığından okudun. Yuhanna'nın yazdıklarından okudun. Orada cennetle ilgili bir resim çizdin. Cennete bir gün her boydan, her soydan, her ırktan, her dilden insanlar sayılamayacak kadar kişi beyaz kaftanlar içinde Rabbi yüceltiyorlardı. Yani hepimiz bak, bir renk farklılığı var. Renk farklılığını görüyoruz orada. Dillerden görüyoruz. Evet, görüntülerden görüyoruz. Var, ama üstlerine giydirilmiş bir kaftan var. Beyaz kaftan. Hepsinin kaftanı tamam. Aynı. Yani hepsinin kaftanı aynı. Bizler her ne kadar farklı olsak da cildimizin rengi, ağzımızdan çıkan dilin rengi farklı olsak bile hepimizin üzerinde var olan, hepimizin üzerinde farklı olan, aynı olan bir kimlik var. Hepimiz Tanrı'nın kullarıyız. Onun Amin. Tarafından özel bir şekilde yaratılmış. Onun benzeyişinde olan insanlarız, o beyaz kaftan gibi. Galatyalılar'da böyle bir ayet var. Bu artık böyle ayrımların kalmadığıyla ilgili olarak. Ne Yahudi ne Grek evet. diyor. Ne kadın ne evet. erkek. Ne evet. Yani hiç artık köle efendi ayrımı da yok. Yok. Artık barbar İskit ayrımı yok. Yok. Artık böyle ayrımlar Tanrı'nın egemenliğinde yok. Tanrı böyle şeylere bakmıyor. Hayır, Tanrı yaratmıştı. Evet. Bakın ben birkaç ayet okumak istiyorum. Aha. Diyor yani konuşuyor Allah'ın Resulü. Konuştuktan sonra diyor ki hayret içerisinde ve şaşkınlık içerisinde, bakın bu konuşulanların hepsi Celileli değil mi diye sordular. Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilinde işitiyor. Aramızda Partlar, Medler, Elamlar, Mezopotamya, Yahudiye, Kapadokya, Pontus, Asya, Frikya, Pamfilya, Mısır, Libya,
kirene, yani bu gibi kimlikleri sayıyor. Bunlar Allah'ın tarafından bereketlenmiş kimliklerdir. Evet. Biz nasıl diyebiliriz ki işte bu kirenelidir veyahut bu Mısırlıdır, bu Libyanlıdır veyahut bu şöyledir. Yani biz ayrım yapamayız. Allah'ın bereketlediğini ben nasıl lanetleyebilirim veyahut öteki kılabilirim? Evet. Benden farklı olabilir. Bir de o farklılığını eğer ifade etmezse ne anlamı olur? Tabii ki. Yani bir mesela kıyafetinde eğer kendi halkı, kendi kültürü için özel bir şey varsa, mesela Urfa'ya gittiğinde biliyorum hani o bir puşi takıyorlar ama renkli Eflatun rengi, tabii. Değil mi? Eflatun rengi. Evet. Kadın erkek herkes de bakıyorsun. İşte Diyarbakır'a geliyorsun herkes de o kareli şeyden var. Evet. Ondan sonra başka bir yere gidiyorsun. Bu eğer o kimlik kendini böyle ifade ediyorsa dil, isim bunlar kendilerini ifade etmelerine insanlar yani faydalı oluyorsa bu sağlıklı bir şey. İnsanların kimliklerini açıklamaları sağlıklı bir şey. Ben onları kabul edersem bu benim için iyi bir şey. Bana zarar veren ya da topluma zarar veren, onlara zarar veren bir şey değil. Aksine bizi gerçekten zenginleştirecek, hoş yapacak bir şey. Tanrı bile bak. Senin okuduğun o ayetlerde açıkça dili ifade ediyor. Bak şu vardı, bu vardı, o vardı, o vardı. Hepsi vardı diyor. Evet. Tanrı demiyordu ki tek bir tip vardı, tek bir renk vardı. Çoklu vardı ama hepsinde aynı kaftan vardı. O zaman her gün hepimiz bir gün onun önüne gideceğiz. Ve hepimiz bir gün onun önünde duracağız. Aynı renklerimizi taşıyacağız. Sen Ahmet olarak gideceksin, Diyarbakırlı. Ben Maraşlı Ali olarak gideceğim. Birisi Amerikalı olarak gidecek. Birisi Türk olarak gidecek. Birisi Laz olarak gidecek. Birisi Kürt olarak, Ermeni, Rum olarak gidecek. Hepimiz Tanrı'nın önüne gideceğiz. Ve Tanrı hepimizi kucaklayacak. Amin. Bizden beklediği de cennette neyse biz de yeryüzünde aynı davranalım. Evet, birbirimizi kabul etmemiz. Evet, ne diyor o yüzden? O yüzden yerdeki değerleri düşünmeyin, geçici şeyleri düşünmeyin. Ama gökteki kalıcı olan şeyleri düşünün diyor. Kalıcı olan şeylerin içerisinde de birbirimizi dışlamak, ayırt etmek, öteleştirmek yok. Kucaklamak ve bir arada tutmak var. Ve özgürlük vermek var insana. Amin. Onun için diyor, hangi ölçekle ölçerseniz evet, o ölçek size de uygulanacaktır. Evet. Yani kesinlikle Tanrı biz insanları bereketlersek bizi bereketleyecek. Biz insanlara öteki olarak davranırsak o da bize aynısını davranacaktır. Evet, çok güzel, çok güzel. Evet sevgili Kanal Hayat dostları, gördüğünüz gibi gerçekten Tanrı'nın bizlerden istediği, biz halklardan istediği, biz Türklerden, Kürtlerden, bu Anadolu Ermenilerden, Rumlardan, Süryanilerden, Anadolu topraklarında ve dünya üzerinde yaşayan her dilden, her ırktan, her soydan istediği kendisini yüceltmesi, kendi varlığında kendini ifade etmesi, keyif alması, zevk alması, kardeşlerinden, diğerlerinden keyif alması, zevk alması ve bununla birlikte onu tanıması ve yüceltmesi. Biz dışlarsak, kardeşlerimizi, insanları dışlarsak, onları öteleştirirsek, bu kesinlikle inanıyoruz ve İncil'imizde de görüyoruz Tanrı'nın gönlüne hoş gelmeyen bir şey. Bunun sizden uzak olduğunu biliyoruz, inanıyoruz. Öyle olmasaydı bu programı zevkle izlemezdiniz, bu program sizin ilginizi çekmezdi. Çevrenize de böyle lütfen öğretin, çevreniz için de dua edin, ulusumuz için dua edin, ülkemiz için dua edin ki bütün dünya için dua edin ki dünya böyle ayrımcılıkların olduğu değil, birleşmelerin olduğu bir yer haline gelsin. Kabul edici bir yer olsun, dışlayıcı bir yer değil. Evet sevgili dostlarımız, tekrar buluşuncaya kadar Rabbimiz Mesih İsa'nın sizi, ailenizi ve bütün halkımızı bol bol bereketlemesini diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.